Dün bizlere konuşma yaparken bankanın ilk Cumhuriyet'le beraber, Cumhuriyet'le yaşıt hikayesinde o 10 personelle başlayan hikayesinden söz etmiştiniz. İlk etapta siz de burada hem konuştunuz hem dinlediniz. İlk gözünüzde canlanan gelecek yüzyıla dair neler var? Onları duymak isteriz sizden. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu konferansa geldiğiniz, katıldığınız ve renk kattığınız için biz bu konferansın hak ettiği yeri alması, toplumumuza gerçekten arzu ettiğimiz mesajları verebilmek, Türk halkı olarak gelecek yüzyıla umutla bakabilmek için bu konferansı çok önemsedik. Ve güzel bir program, içi dolu bir program hazırlamaya çalıştık. Benim gördüğüm kadarıyla dün ve bugün çok değerli, birbirinden değerli konuşmacılarımız bizlere ilham veren, neredeyse konuşma değil ders niteliğinde anekdotlar anlattılar. Her birisi çok güzel hikaye anlatıcısıydı. Hikayeleştirerek tarihi beynimize kazıdılar. Şunu söyleyebiliyorum. Artık biz Cumhuriyetimizin, Atatürk'ün vizyonuyla 1923'ten başlayan süreçte neyi başarmak istediğini, ne yapmak istediğini ve hangi alanlarda başarılı olup bugün sorun yaşadığımız alanlar varsa bunun da nedenlerini anlama konusunda aslında geriye bakarak çok önemli dersler çıkardık. Bu konuşmaları dinlediği zaman arkadaşlarım bunların hepsinin ipuçlarını görecekler. Bence bu çok kıymetliydi. Yani başarısız olunduğunun niye biliniyor olması, başarılı olanların niye olduğunun bilinmesi bu önemliydi. Çünkü ikinci yüzyıla aynı hataları tekrarlayarak girmemek gerekiyor. Bu bize neleri değiştirmemiz ve neleri farklı yapmamız gerektiği konusunda bu konferansın yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar yapılanlardan en temel farkının da bu olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişi kutsayarak, sürekli geçmişte kalarak ve geçmişteki başarılarla avunarak değil, biz neleri daha iyi yapabilirdiğin tespitini yapıp ve gelecek yüzyıla daha umutlu ama ayağı yere sağlam basan gerçekçi bir umutla bakabilmenin yolunu açtı bu konferans gibi geliyor. Ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Zaten konferansın adı da Atatürk vizyonuyla gelecek yüzyıla bakmak. Bu noktada sizlerin kıymetli konuşmaları içerisinde muasırlığa ulaşmada aslında kurumların rolünü de konuşmak gerekiyor. Bankalar da tabii ki bu kurumların içerisinde yer alıyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle bugünkü konuşmamda da değindim. Biz bu toplumun topluma mal olmuş. Aslında toplumun yarattığı kurumlarız. Müşterilerimiz de varız. Ülkemiz var olduğu sürece kurumlar olarak varız. Müşterilerimiz var olduğu sürece biz de varız. O nedenle bir kere kazancı, karı toplumla paylaşmak, toplumun dönüşümü için bunları kullanacak projeler yaratabilmek. Ama bu projelerinde kurumsal ölçekte kalan saman alevi olarak nitelendirdiğim cılızlıkta değil, büyük kurumların işbirliğiyle ülke ölçeğinde, devlete eşdeğer güçte neredeyse o güce varacak şekilde sosyal etki yaratacak, bizim temel sorunlarımızı çözecek şekilde projelendirilmesini çok kıymetli buluyorum. Ve ben bundan sonra kurumların en önemli görevinin güçlerini birleştirerek artık şikayet ettiği ne varsa, şikayet ettiğimiz ne varsa onu değiştirmek için yola aksiyon almak gerektiğini düşünüyorum. Bu konferans şunu gösterdi. 1923'te biz yola çıkarken elimizdeki imkanlar bugünle kıyaslanamayacak kadar yok diyebilirmişiz. O gün biz bunu başarmışsak şimdi başarmamak için görevlerimizi yapmıyor olmamız gerekir. O yüzden bence tüm kurumların çıkarması gereken en temel ders bu. Son sorum Hakan Bey. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zeka, dikkat, iffet, teknik ve metodik çalışma aslında geçtiğimiz yüzyılın mesajıydı. Elbette ki bu bir mesaj halen geçerli ama gelecek yüzyıla dair mesajınızı da alalım. Hem de bizler için kıymetli bir hatıra olsun. Yani şunu söyleyebilirim. Atatürk'ün bence gelecek yüzyıla da, ondan sonraki yüzyıla da damga vuran en temel mesajı, hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Biz bilimin yolundan ayrılmadığımız sürece ve bilimi kendimize kerteriz aldığımız müddetçe başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki o yola girelim. Bilimsel gerçeklerle çarpışmayı, çatışmayı, bilimsel gerçeklerin üstelik ispatlanmış gerçeklerin tersini ispatlamak için fazla efor, güç harcamayalım. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Yani biz ülke olarak her şeyi başarabilecek durumdayız. Yeter ki o bilime bir türlü inanalım.